इस इश्क में मर जावा। Her oyunu çok iyi oynarım. İnanmıyorsan bir deneyelim. Bu aynı zamanda hayatta kalma oyunu ve ölüm oyunu eğlenceli olacak. Şimdi patlamayı seyredin. Pekala millet. Partiyi biraz daha heyecanlı hale getirelim. Şimdi sandalye kapmaca oynayacağız. Pekala. Sadece alkışlamayın. Herkes bir sandalye kapsın. Hadi durmayın. Pekala, müzik lütfen. Neden o sandalyeyi çektin? Aslında bu özel bir sandalye. Hem iki kişi oyun dışı kaldı. Taro, buradasın. Bunu gidip ablama söyleyeceğim. Görürsün sen. Abla! Şşş. Abla! Abla! Şşş. Seni abla. Ablasının ajanı benimle abla. Gel. Yürü. Abla! 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 Yürü. Sakın sesini çıkartma. Ben ne yaptım ki? Taro, bak beni vurma. Lütfen. Bana ne yapacaksın? Sus! Çıtını çıkartma. Partiye niçin geldim sanıyorsun? Buraya eğlenmek için gelmedim. Benden dipimi çalan o aptaldan intikam almaya geldim ben. Ve benden her şeyimi çalan dipten de intikamımı alacağım çocuk. Seni baş belası. Nerede bu? Ne oldu Suraç? Niye böyle telaşlısın? Deep, Çakor ortalarda yok. Telefona da bakmıyor. Onun için endişeleniyorum. Boşuna üzülme. Buralarda bir yerdedir. Belki lavabodadır. Merak etme. Hanımlar bizi hep merak ettirmeye bayılır. Beni biraz fazla merak ettiriyor. Sen kimsin sen? Ben Çavanni. Benim adım Çakor. Sakın benden korkma. Ben ablanın arkadaşıyım. Aro ile birlikte Tara'yı tuzağa düşürmek istiyoruz. Seni burada bulduğuma sevindim. Hadi hemen çıkalım buradan. Yürü. Benden kaçmanın kolay olduğunu mu sanıyordunuz ha?
kimse Tara'nın pençelerinden öyle kolay kurtulamaz. Neden bana öyle bakıyorsun? Onu buraya getirdiğimde anlamıştım, bu odada ondan başka biri daha var. Bu yüzden kapının önünde bekledim. Ve elbette ki tek başına çıkmanı beklemiyordum. Ve şimdi bu odadan bir ceset yerine iki ceset çıkacak. Partinin heyecanı ikiye katlanacak. Ne kadar ilginç. Ben bakarım. Nefes alıyor. Galiba bayılmış. Sanki gıda zehirlenmesine benziyor. Gıda zehirlenmesi mi? Siz lütfen endişelenmeyin ha. Onu hemen doktora göndereceğim. Pritvi, bütün yiyecekleri kontrol edip kimsenin hastalanmadığından emin ol, tamam mı? Sakin olun. Tamam. Ravi, onunla ilgilenin. Evet, size dediğim gibi. Endişelenecek bir şey yok. Buraya eğlenmeye geldik. Şimdi size yeni bir oyun daha tavsiye etmek istiyorum. Çok kolay. Aramızda her kim bir kibritle en fazla mumu yakarsa bu partinin en popüler adamı olacak. Şimdi bütün konuklar benimle gelsin. Oyuna başlayalım. Hadi. Pekala beyler, gelin. İşte mumlar burada ve bu da kibrit. Oyunun kurallarını size anlattım. Önce Ahan'la başlayalım. O bitirdikten sonra diğer kişiyi söyleriz. Tamam mı? Başlayalım. Ahan. Teşekkür ederim deyip. Doğrusu işimi kolaylaştırdın. Barut benden, ateş senden. Artık kimse bu evin küledenmesini engelleyemez. Güvenlik. Evet efendim. Bu kapı neden kapalı? Bir fikrim yok efendim. Galiba dışarıdan kilitlenmiş. Her neyse, şimdi kapıyı hemen aç. Peki efendim. Ve kazanan Bay Harak Singh. Dip, ne oldu? Seni gergin görüyorum. Tuhaf şeyler oluyor. Aslında çok büyük bir sorunumuz var. Biri bütün kapıları dışarıdan kilitlemiş. Herkes evin içinde kilitli kaldı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Güvenliği yedek anahtarları almaya yolladım. Umarım bir an önce gelir. Konuklar durumu anlarsa büyük bir kaos olur. Ayrıca ailemizin itibarı lekelenir. Kesinlikle haklısın. Üstelik o adam bayıldıktan sonra herkes endişeye kapıldı. Eğer bütün kapıların kilitlendiğini öğrenirlerse o zaman deyip olay çıkar. Hadi bir şeyler yapalım. Güvenlik anahtarla dönene kadar
herkesi müzik ve dansla meşgul edelim. Evet, herkes dans edip eğlensin. Sadece anahtarlar gelene kadar. Hı? Tamam. Güzel. Teşekkür ederim. Jakor niye telefona bakmıyor? Nerede bu? Çavanne nereye gitti? Umarım yine Tara'nın işi değildir. Abla, sakın korkma. Arohe ablam bizi mutlaka buradan kurtaracak. Çavanne, biri gelse bile öleceğiz. Kapı açılınca tabure düşecek ve maalesef ikimiz de öleceğiz. Kurtulmamız mümkün değil. Her yere baktım ama bulamadım. Harman'la sen bütün koridorlara bakın. Ben de yukarı bakayım. Hey, dur bir dakika Dip. Sen ellerini çöz. Kapıyı ben hallederim. Kapıyı sakın açmayın, tamam mı? Bekleyin. Jakor, iyisin değil mi? Jakor, senden çok özür dilerim. Bunu yaşamanı istemezdim. Aslında misafirlerimiz arasında bazı düşmanlar var. Hayır Dip, özür dilemene hiç gerek yok. Arohi daha önce her şeyi anlatmıştı. Bizi bağışla lütfen. Bizim yüzümüzden ölüyordun. Özür dilerim. Hayır Arohi, özür dilemene hiç gerek yok. Birinin kirli oyunları işte. Azat Junk'ta bunlar her gün oynanır. Sadece düşmanın senin benzerin olmuyor. Benimki de kendi kız kardeşim. Neyse, gidelim. Suraç beni arıyordur. Jakor'um. Gerçekten üzgünüm ben. Jakor, neredeydin? Seni çok merak ettim. Seni o kadar aradım ki telefonumun şarjı bitti. Nereye kayboldun sen? Bayanlar baylar, şimdi sıra gecemizin en büyük gösterisine geldi. Bu gösteri olmadan bu geceyi bitti sayamayız. Bir dakika, bir dakika. Bekle. Bu hediye
Suraç'la benden size güzel bir hediyemiz var. Gidip bakalım, tamam mı? Evet. Pekala, pastayı keselim. Dip. Pastanın örtüsünü aç. Hadi. Gerçekten iğrenç. Bu pastayı kim sipariş etti? Virat sipariş etmişti. Evet doğru ama tabut sipariş etmedim. Kim yaptı bilmiyorum. O tabut size yavaş yavaş yaklaşan ölümün en büyük hatırlatıcısı. Hadi mumu yak Arohi. Bu pastayı göndererek biri iğrenç bir şaka yaptı. Virat nedir bu? Az önce söyledim. Benim sipariş ettiğim böyle bir pasta değildi. Bunu yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Partinin güvenliğinden sen sorumluydun. Ama pasta nereden geldi bilmiyorsun. Bu pasta ya bomba olsaydı... Ne yapıp ne yapmamam gerektiğini iyi biliyorum. Endişelenmene gerek yok. Ne yani şimdi... Kendi partimi mahvetmeye çalıştığımı mı ima ediyorsun? Önemli olan bu değil. Burada asıl problem, konukların huzuru kaçtı. Bu pasta kesilmeyecek. Yüce Tanrım, kimsenin endişelenmesine hiç gerek yok. Pasta pastadır, şeklinin hiçbir önemi yok. Yeter ki tadı güzel olsun. Size söyledim, bu pasta kesilmeyecek. Yenisini sipariş edeceğim. Pasta gelene kadar ne yapacağız? Partiye devam. Kesinlikle. Şov devam etmeli. Hadi. Müzik. İşkime mar java, tu jo kahe wo kar java. İşkime mar java, tu jo kahe wo kar java. ये अगर इश्क है तो है बे इंतहा तू अगर मांग ले जान दे दूं अभी तू अगर बोल दे खुद को कर दूं फना आ तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें Şu an önlemiş olabilirsin deyip.
Ama çok yakında öleceksin ve benim elimden olacak. Bir şey yok. Sadece elbiseye takılıp kaydım. Sakin olun. Partinin keyfini sürün. Öleceksiniz. Hepiniz bu evin içinde can vereceksiniz. Deyip bunu nasıl yaptı? Eminim bir planı vardır. Hiçbirinizi bağışlamayacağım. Hepiniz burada yanıp kül yığını olacaksınız. Ben de seninle geleceğim. Arkamda hiçbir ipucu bırakmam ben. Artık sana ihtiyacım kalmadı. İçeri gir ve hepsiyle birlikte öl. İyi de Tara bu... Tara... Onlarla birlikte sen de öleceksin, anladın mı? Ama bunu yapamazsın Tara. Ama bu imkansız.
Nereye gitti? Sen bomba yerleştirebiliyorsan, ben de onu etkisiz hale getirebilirim. Artık onu alabilirsiniz. Kim olduğu önemli değil, Tara ya da Aroy. Bu kadın bir katil. Ve bugün bu partide onca insanı acımadan öldürmeye çalıştı. Hadi götürün onu. Bırakın beni! Durun! Seni asla bağışlamayacağım deyip Arohiş'in bir kez daha bana ihanet ettin. Bırak! Ne sanıyorsun ha? En büyük düşmanından bu kadar kolay kurtulacağını mı yani? Yanılıyorsun. Ben şimdi gidiyorum ama senin gerçek düşmanın hala bu evin içinde Arohi. Deni. Deni mi? O sadece Joker. Gerçek oyuncu tüm kartlara sahip bir başkası canım. Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Tara'nın asıl doğum günü saat 12'den sonra başlıyor. Çünkü ben saat 12'yi bir geçe doğdum. Bunu biliyorsundur. Tara. Sizi pişman edeceğim. Hepinizi pişman edeceğim, tamam mı? Çok pişman olacaksın deyip seni bağışlamayacağım. Demek oluyor ki Tara'nın doğum günü ayın 11'inde değil 12'sinde. Doğum gününde yapmaya çalıştığı büyük patlama tehlikesi hala geçmiş değil. Hiçbirinizi affetmeyeceğim, pişman olacaksınız. Ya bu evde başka biri olduğunu, onunla birlikte çalıştığını söyledi. Sadece Deni değil, kim acaba? Asıl büyük tehdit o. Arohi nerede acaba? Onu göremedim. Bir an önce Tara'ya kimin yardım ettiğini öğrenmem gerekiyor. Deni.
Deni Tara'nın dediklerini yapıyor. Peki bütün kartları elinde tutan kim? Evet. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Deni telefonda kiminle konuşuyor ki? Evet. Yarın akşam 8'e kadar bekle. Yarın akşam 8'de ne olacak? Hadi söyle ne olacak? Tamam. Bu ne oldu bir? Nedir bu? Ay yarın akşam 8'de ne olacak? Bunun gibi beyaz bir örtüyle. Her şey örtülecek. Yarını bekle. Beyaz örtü. Deep'in fotoğrafı. Kesinlikle Deep'in hayatı büyük tehlikede. Deep. Hayır. Bunu Deep'e söylemeliyim. Kimsin? Deep, sana çok önemli bir şey söylemeliyim. Tamam, söyle. Deep, hayatın tehlikede. Deni seni öldürmeye çalışıyor. Deni mi? Evet, hemen benimle gel. Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış anlamış olmalısın. Şuna bak. Ama hayır, bu imkansız. Daha birkaç dakika önce gördüm, buradaydı. Yemin ederim doğru söylüyorum deyip onu burada gördüm. Hem de dinledim. Öyle görünüyor ki biri bu bölümü oturup silmiş. Eğer biri sildiyse hemen ortaya çıkar. Bak, hiçbir şey silinmemiş. Eğer biri silseydi zamanlamada bir fark olurdu ama o yok. Belki de yanlış anladım. Yanlış filan anlamadım. Seni nasıl inandırayım ki? Deni onunla işbirliği yapmış. Seni öldürmeye çalışıyor. Bu söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorum. Deni buraya geldiğinde ona güvenmemiştim. Ona güvenmem için her şeyi yaptın. Şimdi tam ona güvenmişken bunun aksini söylüyorsun. Kesinlikle haklısın. O güvenilir biri değil. Deni Tara ile işbirliği yapıyor. Bana inanmıyorsan geçmişte olanları düşün. Bana saldıran kişinin elinin üzerinde tırnak izlerim vardı, hatırlasana. Deni'nin elinde de benzer izler vardı. Bunu sen de gördün. Öyle değil mi? Bana saldıran o adam Deni'den başkası değildi, tamam mı? Yoksa bu kadar tesadüf nasıl olur? Ne zaman başım belaya girse birdenbire karşımda. Demek istediğim, saldırganla beni koruyan mutlaka aynı kişiydi. Lütfen inan bana, Tara ile işbirliği yapıyor. Deni iyi biri değil, hayatın tehlikede. Onunla işbirliği yapsaydı, o zaman kaçırıldığın gün neden hayatını kurtardın? Eğer ikisi isteseydi, ikimizi kolayca öldürebilirlerdi. Onun tuzaklarından biri olmalı. Deyip doğru söylüyorum, inan bana. Tara'nın partiye geleceğini anlayınca onun kılığına girip ortaya çıktım ve Deni benimle konuştu. Ve tepkin gerçekten müthişti. Deni? Üzgünüm. Amacım kesinlikle sizi dinlemek değildi. Ama geldiğim iyi olmuş. Ben de bunu düşünüyordum. Benim bir hain olduğumu Deep'e ne zaman söyleyeceksin diye. Ya da Tara'yla işbirliği yaptığımı. Biliyor musun? Miri'nin beni övmesi beni her zaman mutlu etmiştir. Ama şunu unutma. Sen kızdığın zaman çok daha güzel oluyorsun. Bu terbiyesizlik de ne böyle? Terbiyesizlik değil. Bu gerçek. İşte kendini gör. Saçmalamayı kes. Seninle ilgili her şeyi öğrendim deyip aramaya gidince bundan faydalanıp bilgisayardaki görüntüyü sildin. Onunla birlik olduğunu biliyorum artık. Eğer öyleyse ben dünyanın en aptal insanıyım demektir. Bütün herkesle beraber salonda cayır cayır yanmayı bekledim ha? Bunu bir düşün. Eğer benim ortağımsa neden beni orada bıraktı?
Evet, bir düşün. Bence buna değer. Düşündüğünde bu gerçeği anlayacaksın. Demek buradasınız. Konuklar harika hediyeler göndermiş. Hediyeleri kabul etmelisiniz deyip sen de aşağı in. Virat bizi bekliyor. Ne yani şimdi? Görüntüyü silince masumiyetin kanıtlanmış mı oldu? Seninle ilgili her şeyi öğrendim. Gerçek yüzünün ne olduğuna bizzat şahit oldum ve ne yaparsan yap bunu asla silemezsin. Anlıyor musun beni? Ve şunu unutma. Deep'e bir şey yapmana asla izin vermeyeceğim. Ne dün ne de bugün. Hiçbir zaman. Senin derdin ne biliyor musun? Hedef başka yerdeyken namluyu başka yere tutman. Peki sonuç ne? Hedef kaçar ve sen vuramadım diye dövünürsün. Ve bu hiç değişmez. Sen benden şüpheleneceksin. Ve hedefteki asıl kişi istediğini elde edecek. Bunu bir düşün. Yüce Tanrım, bana yardım et, yol göster. Ve Tara'ya yardım eden kişiyi bulayım çünkü o Deep için büyük bir tehdit. Abla, peki kimden şüpheleniyorsun? Çavani, inan ne yapacağımı bilmiyorum. Burada kimin dost, kimin düşman olduğu belli değil. Herkesin bir maskesi var. Ama bu yeni düşman her kimse, bir şey çok açık. Deni partide Tara sanıp benimle konuştu. Demek istediğim benim Arohi olduğumu biliyor. Deni ve Tara ile birlik olan kişi her kimse, o da benimle ilgili gerçeği biliyor. Abla, şimdi beni çok iyi dinle. O evi bir an önce terk etsen çok iyi olacak. Oradaki herkes senin düşmanın. Sen kimin Tara için çalıştığını bile bilmiyorsun. Abla, beni dinle. Lütfen bir an önce o evden ayrıl. Çavani, kendim için değil, Deep için endişeleniyorum. Şu anda önemli olan Deep, çünkü hayatı tehlikede. Bu evden ayrılamam. Benimle ilgili gerçekleri bilenler nedense beni değil Deep'i öldürmeye çalışıyor. Abla, peki bu kim olabilir? Kim olduğunu nasıl öğreneceksin? Yarın akşam 8'den önce onu bulmalıyım ve sırrımı bilen o üçüncü kişiyi de bulmak zorundayım. Gerekirse bunun için kendimi bile öldürürüm. Şu Arohi yüzünden akşamki partide hiç eğlenemedim. Önemli değil. Boş ver. Yarın parti yaparız. Aslına bakarsanız bir arkadaşı iş yeri açıyor, bir parti verecek. Erkek partisi olacak. Tara'yı kuaföre göndeririz ve biz de keyfimize bakarız. Harika. Peki parti ne zaman? 8'de. Hayır. 8'de değil. Deep'in 8'de burada olması gerekiyor. Önemli bir iş toplantısı var. Öyle mi? Peki neymiş bu 8'deki önemli toplantı? Arohi'yle uğraşalım derken işleri iyice boşladık. Para kaybediyoruz. Artık işlerle ilgilenmeliyiz. Kendimize de düşünelim, değil mi? Sen de yap bunu. Virat Deep'i dışarı çıkarmak istiyor. Prithvi'de evde kalmasını istiyor. Ve Deni beyaz bir örtüden bahsediyordu. Akşam 8'de ne olacak? Takvimde bile yarının tarihi işaretli. Yarın ne olacak? Peki takvimi kim işaretledi? Dilip Singh mi? Alo hemşire? Bayan Raychand nerede? Durumu nasıl? Ne yapıyor? Ona sakinleştirici verdik efendim. Yarın sabah taburcu olacak. Hayır. Sana söyleyene kadar onu taburcu etme. Başkası taburcu etmeye kalkarsa hemen beni arayıp haber ver. Peki efendim. Teşekkür ederim. Deep? Deep? Ayakta bile duramıyorsun. Duramıyorum çünkü böyle
olmasını ben istedim. Biliyor musun, çok korktum. Biri içkinin içine zehir koyabilirdi çünkü. Ama herkesin aynı şeyi içtiğini görünce içim rahatladı canım. İçin mi rahatladı? Bunu bilerek mi söyledin yoksa bilmeyerek mi? Neler yaşadığımı sen nereden bileceksin ki zaten? Sabahtan akşama kadar diken üstündeyim. Ve bu dikenler çok fazla. Peki söylesene. Bu dikenleri hayatıma kim soktu biliyor musun? Sen soktun. Lütfen böyle söyleme. Sen söyledikçe ismimden nefret ettim. Sen her söylediğinde ismimden iyice nefret oldum. Gözlerimin içine böyle bakıp durma. Gözlerinle anlattıkların kulaklarımı acıtıyor, anladın mı? Çünkü anlattıkları şeyler can yakıyor. Sana olan nefretimi de çoğaltıyor. Deyip bak. Bana sakın dokunma. Çünkü ben senden... Neden yüreğinin söylemek istediğini sen söylemiyorsun ki? Ağzından çıkan başka, yüreğinden çıkan başka. Bugüne kadar sakladığın şeyi şimdi söyleyebilirsin. Lütfen artık bana istediğim şeyi ver. Sana bir şey veremem. Sana sahip olduğum her şeyi verdim. Ve üstelik her şeyi alınmış insan bir şey veremez. Hayır, bana çok şey verdin diye. İster kabul et, ister etme, bana en güzel şeyi, aşkını verdin. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Deyip. Her zaman elini çektiğin kişinin bugün elini tutuyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü sarhoş olmuşsun. Rahatça uyu. Çünkü Arahün senin yanında. Sana bir şey olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.